iki yerin birbirine mukayese edilmesi mümkün de değil. Yani birisi bir kurumun başka kuruma devri, birisi de bir başka sermayelere peşke çekilmesi olarak algılanmalı. Ben öyle algılıyorum. Üstelik imar planlarına işlenmiş plan noktaları var. Yani buna rağmen siz kalkıp orada kamuya açık alan bir başka amaçla kullanılmasına olanak sağlaması burada enteresan tabii. Açıklamalarda sanki Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanı'nın farklı bir mecraya yol açtığı şekilde algı yaratılmaya çalışılıyor. Ben son derece dikkatle izliyorum. Son derece başkanımı da dinledim dikkatli bir şekilde. İkisi aynı şey değil. Yani birisinde gerçekten kamu yararı var. Üstelik bor minareleri dünya standartlarında %70'ini Türkiye'nin karşıladığı. Üstelik ham madde olarak geri dönüşünde önemli sıkıntıların olduğu bir gerçeği var. Kullanılan kalem sayısı binlerce ifade ediliyor. Cam sanayisinden boya sanayisine kadar, birçok üründe ilaç sanayisine kadar, birçok üründe ham madde olarak kullanılıyor. Ama biz bunları Türkiye'de işleyemiyoruz. Marmut ve maden mensil, bor minerali de benim çok ilgimi çeken bir ürün. Bu çeşitliği burada işlemeyip yurt dışına ham madde olarak gönderiyorsunuz. Orada işleniyor, tekrar alıyorsunuz. Yani ciddi bir kayıp da var. Yani böyle bir olanağı eğer yaşama geçireceksek bandırmada önemli olacağını düşünüyorum. İki yeri de birbirine mukayese etmemek lazım. Bunu özelinde tartışabiliriz. Yani 157 dönümlük yerin satışı, devri, adı neyse, kamulaştırılması ayrı tartışılabilir. Ama bence Sayın İl Başkanı Serkan Sarı'nın bahsettiği kadar ayrı tartışmak lazım. İki sayı şeyler. Ben zaten yalnız çanta yeri açısından size sormadım. Genelde başka da fikirleriniz, düşünceleriniz var mı söylemek istediğiniz diyorum. Tabii o konuyu açık getirdiniz, o da yararlı oldu. Evet. Şimdi ülke geneliyle ilgili sorarsanız Sayın İl Başkanım birçok konuya temas etti. Sizin sorduğunuz sorulara istinaden birçok konuya temas etti. Yerelle ilgili sadece burasıyla ilgili açıklama yapmam gerektiğini düşündüğüm için o noktaya girmiştim ben. Aslında iyi bir yüzücüden bahsedebilirim. Yani iyi bir yüzücü ciğerlerine dolası, tıka basa havayı doldurduktan sonra daldığında 1000 metre gidebiliyor. Yani nefesinin yettiği sürece yol alabiliyor. 1000'den sonra nefes alma ihtiyacı hissediyor. Yani ülkenin durumu da bu aslında artık gitmiyor. Yani o dalan, belirli mesafeyi katlettiğini düşünüyoruz arkadaşlarım. Artık ülkeye bir nefes aldırması gerekiyor düşünüyorum. Yani o noktada yapılacak tek şey var, demokrasi. Tek çare seçimdir. Bir an önce sandığı getirsinler. Ülke rahat bir nefes alsın diye düşünüyorum. Çok teşekkür ederim.